Merhabalar, ben Nile Örnek. HSBC ile yaptığımız Yolculuk Nereye adı podcast serimize hoş geldiniz. Bu seride yolculuk teması üzerinden hem bir takım kıymetli insanların seyahat tecrübelerinden yararlanacak, hem de bu insanların gözünden hayatın nereye gittiğine dair bazı ipuçları edineceğiz. Dünyaya açık olan konuklarımla sanatla konuşacağız, felsefede, teknolojide olacak, çevre meseleleri de. Bu bölümde konuğum sanatçı, tasarımcı ve eğitimci Bager Akbay. Ee, birlikte konuşmaları, düşünmelere doyamadığım biri Bager. Hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Çok güzel. Ben de karşılıklı isterimiz yani çok güzel. Sağ ya Ne güzel, çok seviniyorum. Şimdi burada biraz daha klişe sorularımız var ya, sana onları yönelteceğim. Biliyorum ki sen onları kendine göre değiştireceksin. Başlıyorum. Seyahat etmeyi en çok özlediğin, şu an ışınlansam dediğin yer neresi? Ya e, mekan düşünmek başka bir şey tabii mekan olarak düşünürsem ya da insanlar olarak düşünürsem başka. Bir de zamanı farklı yani tek şeye bağlı değil onu demek istedim aslında. <laughs> Tarif etmeye çalışacağım. Ee, biraz daha sakin, az şeyin olduğu, havanın hafif güneşli olduğu, çok sıcak olmadı ama içi ısıtacak bir seviyede olduğu, sokakta böyle başıboş oturup düşünüp konuşabileceğimiz bir yer ve yürüyüş alanları olan birazcık doğa, birazcık şehrin olduğu bir yer gibi geliyor. Yani ışınlanmak istediğim şey aslında biraz temponun düştüğü ve daha doğaç diyebildiğim bir yer gibi. Yani bu bir tatil yeri olabilir ama şimdi tatil deyince insanların kafasında farklı şeyler canlanıyor. Benim tatil anlayışım biraz bu aslında. Böyle daha sakin, Arada eğlenceli şeyler yapabildiğimiz ama bir yandan kalabalığın içinde kaybolabildiğim bir yer. Ya şimdi aslında. sen böyle deyince şunu da düşündüm yolculuk dediğimiz şey aslında e, senin ışınlanmak istediğin yerden yola çıkarak biraz da söylüyorum İhtiyacımız olan şey değil mi? Tabii tabii yani orada. Hazır ihtiyaçlar var satılan yani böyle bir çerçeveye konmuş hmm. hani işte şu kadar para verip şu ihtiyacı alabilirsiniz gibi şeyler var ama genelde çerçevedeki gerçek de çok aynı olmuyor. E, o yüzden bir arkadaşımı arıyorum ve yanına gelebilir miyim 15 gün diyorum. E, tamam derse bayağı evden de izin alıp hani işlerimi bırakıp gidiyorum mesela. Ben yılda bir bunu yapıyorum aşağı yukarı ya da iki yılda bir diyeyim. E, bayağı basıp gidip. <laughs> Sakin bir tempoda başka bir arkadaşım ya bu her sene değişebiliyor yani Slovenya'da işte atıyorum bir kasabada da geçebiliyor zamanım ve çok para harcamayacağım ama keyif alacağım arkadaşlarımla oturup biraz kendimle yüzleşeceğim falan bir yer istiyorum aslında genelde ihtiyacım o oluyor bir de ben çok hareketli bir hayat yaşıyorum e, boşluk ve sıkılmayı özlüyorum. Yani insanların aksine insanlar çok eğlence ve hareket istiyorlar. Ben tam tersine biraz sıkılabileceğim bir yeri tercih ediyorum aslında çünkü o beni yüzleşmek zorunda bırakıyor. Ertelediğim şeylerimle o yüzden hayalim öyle biraz. Ben sana nasıl bir gezginsin diye soracaktım aslında. Sen bunu biraz da yanıtlamış oldun değil mi? Tabii bir geçmişe bakmak lazım orada. Ben bir sene Japonya'da kaldım 18 yaşında. Ve Japonlar gezmeyi ve fotoğraf çekmeyi çok seviyorlar <laughs> ve o yüzden orada mekan gezme ihtiyacım fazlasıyla karşılandığı için artık öyle bir ihtiyaç duymuyorum diyeyim yani anı kaydetme ihtiyacım hiç yok ee, kesinlikle fotoğraf çekme o anı sonra hatırlama gibi şeylerim olmuyor bazen şey oluyor ama bir anı kodluyorum yani çok güzel bir an yaşıyorsam. Bir bakıyorum yani neredeyim falan hani hafızamda kodluyorum aslında çağırabilmek için. Ya da ben bunu tekrarlayayım bu bana iyi geldi diyebilmek için kendime kodluyorum. Gezerken genelde şeyim ben doğaçlamacıyım. Ee, eskiden çok öyleydim. Yani çocuk yapmadan önce diyeyim aslında çok doğaçlama yapıyordum. Belki kızım büyüdüğünde onunla da aynı şeyi yapabileceğiz. Ama şu an biraz zor yani şöyle söyleyeyim. E, şu tip şeyler yaşadım. Bir işte çalışıyoruz yorgunluktan ölüyoruz. İşte bir buçuk aydır gece gündüz şiftlerle çalışıyoruz. İş arkadaşımla... ya bizim galiba tatile ihtiyacımız var deyip e, o anda ikimiz de istifa edip bir saat sonra evden eşyalarımızı toplayıp iki saat sonra kendimizi otobüste bulduğumuzu biliyorum. <laughs> e, böyle yani ya da mesela arkadaşımı Ankara'ya uğurlamak için tren garına gidip o trene bindiğimi de biliyorum. Yani anlatabildim çok şey böyle doğa anda çıkan şeyler ve gidiyordum Ankara'ya mesela ne kadar kalacağım bilmiyorum kimde kalacağım bilmiyorum ee, sonra bir şekilde yolunu buluyorum gidiyorum orada hatta o gün çok iyi hatırlıyorum yani bunu iki kişi yaşamıştık tren gittik arkadaşımızı uğurlamaya ee, ve o trene binmedik aslında ama bir sonraki trene bindik yani daha da ilginçti hani bekledik ve bindik Annemi aradım bir jetonlu telefon vardı o zaman. Ben gelmeyeceğim iki hafta dedim. Böyle bir şok oldu tabii kadın 20 yaşında falanım. E, ama tamam dedi. Biliyor da beni. E, ve gittim öyle. Böyle şeyleri çok seviyorum. Yani o an karar vermeyi. Çünkü duygu durumunda en iyi yüzleştiğin şey, yer hissettiğin an ya. Yani planlamadığın an. Hmm. E, ha Bu yolculuk bana iyi gelecek. Çünkü şey çok güzel geliyor bana. Tatili arama yolculuğu. Hmm. Yani... Tatilin kendisi değil on arayışı güzel geliyor oraya gitmek güzel geliyor e, o çerçevelenmiş hazır şezlongdayım içeceğim yanında deniz kenarındayım pozuna girmek değil e, o arayışın kendisi yani ben nasıl bir tatil yapacağımın kendisini düşünmek çok ilginç geliyor bana. Ama sen genelde bence öylesin. Çünkü nasıl olunur serisinde benim diğer podcast serimde çok güzel bir konuşma yapmıştık. Orada da seni öğrenmek üzerine, öğrenme yolculuğu üzerine biraz konuşmuştun. Senin için öğrenmenin kendisi, öğretmenin kendisi de hep yolculuktu ya. Yani sen mesela öğretmeyi bile öğrenme yolculuğunun bir parçası saydığın için tercih ediyordun, değil mi? Öyle hatırlıyorum. Evet ben tekinsiz, rahatsız alanlarla barışık biriyim. Yani hmm. hatta orada öğrenmenin gerçekleşebileceğine inanan biriyim. Hmm. Bütün silahlarımı hazırladım. Defanslar hazır. Şimdi size muhteşem bir şov yapacağım anının bana hiçbir şey katmadığını biliyorum. Ee, biz böyle şeyleri tüketmeye çok alışmışız. Yani süper bir film, muhteşem bir konuşma, inanılmaz epik bir drama falan. Bu çok alışılmış bir şey ya. Orası hmm. beni ilgilendirmiyor. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Bir öğrenci grubu işte beni biliyor ve bir konuşmaya çağırıyor ve şey zannediyorlar. Yani gördükleri gibi bir konuşma yapacağım zannediyorlar. Halbuki ben orayı bir deneme alanı olarak görüyorum ve orada yeni bir şey deniyorum. O yüzden bazı konuşmalarım ya da bazı seyahatlerim çok anlamsız oluyor. Ama bazıları da çok ilginç oluyor ve oradan yaşama şeyini buluyorum aslında. E, yeni şeyleri keşfetme fırsatı o şeyde garantisiz alanlarda ne yaptığınla ilgili gibi geliyor bana. Ya ama şu fotoğraf çekmeme, kayıt altına almama özelliği bana çok enteresan geldi. Hani e, Daniel Kahneman'ı bilirsin işte, davranışsal ekonominin babası sayılan çok önemli ödüllü bir psikolog. O diyor ya mutluluk aslında o anda yaşanan değil sonrasında hatırlanan bir şey. Yani ona benzer bir tarifi var hatırlarsan. Yani çok böyle Hı. ünlü bir şey olduğu için sürekli hatırlarsan biliyorsundur falan diyorum ama hani evet, evet. mesela şey gibi söylüyordu o tatilde e, geçirdiğimiz tüm zaman deneyimleyen benlik, e, tatille ilgili aklımızda kalansa izlenimsel anımsayan benlik, yani tatilde aslında nasıl geçirdiğimiz zaman önemli değil. Ondan sonra mesela iki ay sonra ya da bir ay sonra anımsayan tarafımız e, onu iyi ya da kötü yapıyor. Onun için de fotoğraflar çok önemli ya da kanıtlar çok önemli gibidir ya. Yani o anda yaşadığından çok o anı nasıl hatırladığın hissin önemli gibi bir şey. Tamam ama kim için diye konuşalım yani ik, ikinci <laughs> ikinci kişi için yani hatırlayan kişi için hatırladığı önemli yaşayan kişi için de yaşadığı önemli. Dolayısıyla hatırlayan kişi örtük bilgiyi hatırlayamayacak hmm. yani anlatabildim o içerideki rahatlamanın sebebini hatırlamayacak ve onunla ilgili bir hikaye uyduracak. Dolayısıyla biz genelde geçmişimize bakıp anlamlı hikayeler uydurmaya çalışırız hafızamızda kalanla ama bu gerçek değildir. Aslında gerçeğe yakındır ama gerçeğin kendisi değildir. Dolayısıyla bir de içinde örtük kalan vardı. Yani şey gibi düşün. Çocukluk hafızanda kalanlarla çocukluğunu anlatıyorsun. Sonra bir kayıtlara bakıyorsun. Başka bir şey yaşamışsın. Tabii. Sonra bir psikanalize giriyorsun. Aslında o yaşadığın gerçekmiş hatırladığın değil gibi. Dolayısıyla ikisi de var. ikisi farklı şeyler. Bence ikisi de önemli. Yani ayrı ayrı önemli. Ama şeye çok güvenmiyorum ben. ...hatırlayan bana çok güvenmiyorum. Yani onun mutlak olmadığını biliyorum. Bir maç düşün mesela maça gittin. Hı hı. Çok kalabalık bir ortamdasın. Futbol sevmeyen birisin. Ama böyle 20 bin kişi aynı anda bağırıyorsun tamam mı? Hı hı. Yani bunun vücudunda nasıl bir değişim yaptığını bilemezsin yani. Hani o anın e, hormonlarını, içgüdünü nasıl... ...ya yani hiç tanımadığın bir toplulukla 20 bin kişi aynı fikirdesin. Düşünsene kaos dünyada bu çok güzel geliyor olmalı. Ama şimdi fotoğrafa baktın mı? Başka bir şey görüyorsun. Aslında içeride hissettiğin çok ilkel, dürtüsel bir kabile hareketi aslında. Dolayısıyla bunlar aynı değil gibi geliyor bana. İkisi de ayrı. Ee, ben şeyi seviyorum. Yani dönüşmenin bir kısmı hafızaya tekrar yazmakla ilgili doğru. Ama bir kısmı da e, onu içselleştirmekle ilgili. Dolayısıyla ya. mesela şeyi çok seviyordum ben. Hatırlıyorum bunu. Ee, yaz başı ya baharda İlk böyle güneş yakıcı olur ya böyle ilk gün gibi düşün. Hı hı. E, okuldayken e, ceketimle e, montumla belki montum bile hala varsa üzerimde çimlerin arasına yatardım. Ve iki saat kalkmazdım yani böyle patlayana kadar terleyene kadar orada dururdum. Şey diye hissederdim onu yani yazın geldiği simgesi oydu benim için. Çok absürt bir deneyimdi ama vücudum öyle hissediyordu. Yani bütün o sıcak hafızayı hatırlatıyordu mesela. Oysa bu görsel bir şeyden ziyade hissel bir şey gibi geliyor bana. Ya ne kadar güzel ama sen çok iyi analiz edip kendini tanıyan bir şekilde o deneyimi anlamlandıran bir şeye dönüştüren biri olduğun için belki böyle. Hepimiz için bu söz konusu değil. Neye göre, kime göre diye bir laf var ya. Tam o yani. Sen çok güzel analiz etmişsin. Peki dünyanın herhangi bir yerinde ya da Türkiye'nin favori yerlerin nereleri olabilir? Yani sen daha soyut bir şey tanımladın ama vardır sevdiğin yerler. Şimdi yaşadığım yeri böyle yapmam çok zor. Yani seviyorum aslında Kadıköy mesela güzel bir yer. Ama böyle popüler olan tarafını değil aslında rastgeleliklerini seviyorum. Yani rastgele bir sokakta yaratılan rastgele bir diyalogun iyi olma ihtimali hoşuma gidiyor. Hmm. Yani bu önemli. Hani planlanmış kısmını ayrı tutuyorum ama sokakta rastgele bir işte bir şey satın alacağım ve esnafla yaşadığım bir diyalog mesela çok değerli Kadıköy'de bana güzel geliyor. Yani atıyorum su getiriyor biri eve ve aslında ziraat mühendisiymiş. Bir şey konuşuyoruz, kahve içiyor. Oha nasıl bu kahveyi yaptın? Kahve üzerine konuşuyoruz falan 15 dakika ve o bir mola veriyor, ben bir mola veriyorum. Bu karşılaşma anları Kadıköy'de çok olduğu için hoşuma gidiyor. Bunun dışında seyahat üzerinden bakarsam mesela Mardin çok ilginçti benim için. Ama yine birçok yüzü var oranında tabii ki. Ben böyle işte Marangozlar Kahvesinde. O böyle muhteşem manzaraya doğru sakin bir şekilde bakma anı, oradaki aynı anda birçok dini yapının bir arada olması, o kültürel yapının bir arada olması ve o daracık ara sokaklarda kaybolmak falan benim için çok heyecanlıydı ve ben çok hızlı yürüyordum o daracık sokaklarda ve inanılmaz bir deneyimdi yani muhteşem bir gösteri alanında gibi geliyordu. Mardin çok etkileyiciydi benim için hmm. e, ama bu tarafları daha çok ya da Düşünüyorum, mesela Ege'yi çok seviyorum. Yani Ege'de de bu karşılaşmalar ilginç olabiliyor. Ama şey hı. değilim. Şunu söyleyeyim, turistik bir yere gittiğimde hemen iki ara sokağa dalarım. Hı hı. Yani birinci değil ikinci ara sokağa. Yani <laughs> esnafın takıldığı, halkın takıldığı, turistik olmayan yerler benim çok ilgimi çekiyor. Turistik yerleri de severim ama onlarızdan çok maruz kalıyoruz, Okey Yani şey garip geliyor, ne bileyim. Bir işte Roma'da bir yere girip iki saat bir kilise ...geldim, inanılmaz bir kilisenin önündeydim... ...15 gün boyunca ve girmedim... ...çünkü 2-3 saatlik bir kuyruk vardı ve... ...ara sokaklar çok ilginçti... İnsanların taşıdıkları çantalar... ...atıyorum oradaki... ...yemekçilerin birbirleriyle olan ilişkisi... ...ve satılan yemekler ve... ...nasıl sahiplendikleri... ...yani şeyi çok seviyorum galiba... E, ...o arkadaki gerçekçi... ...katmanı... ...deneyimlemek... E, ...çok hoşuma gidiyor... ...genelde bunu yapıyorum, gittiğim her yerde... ...ön yüzün bir iki arka katmanına gidip... ...oralarda takılıyorum aslında. Hı hı. Ee, bunun Çok... dışında şey isterim... ...yani mesela ne bileyim... ...tekrar Kyoto'ya gitsem... ...bir gezmek isterim. Kabile rollerimiz vardır yani söylenir. Hani kabiledeki rolün ne? Ve ben muhtemelen şeyim... ...kaşif grubunun arkasındaki... ...haritacıyım ben. Çünkü ben girdiğim hiçbir yeri unutmuyorum. Yani 6 yaşından beri... ...girdiğim her sokağı hatırlıyorum... Ee, bu da yüzlerce kez gösterdim bunu yani kendime de başkalarına da çünkü ben isim hafızası çok zayıf falan biriyim okuduklarımı unuturum aynı kitabı tekrar okurum ama mekan hafızam çok yüksek o yüzden şunu çok yaparım yeni bir şehre girdiğimde rastgele yürüme yaparım ve böyle 8 saatlik falan yani ve hiçbir zaman kaybolmadım hayatımda onlar çok eğlenceli geliyor bana rastgele yürüyüşler mesela. Hmm. Ay şahane şeyler anlattım. Bin tane böyle kafamda başka şeyler canlandı. Ben de şeyi çok seviyorum mesela. Ee... Otelden ziyade birinin evinde kalmayı arkadaş evi bazen daha konforsuz olur ama kendini oralı gibi hissedersin ya senin ikinci sokağa sapman gibi yani kahvaltıda ne yiyor ya da nasıl bir müzikle güne başlıyor gibi ben de öyle şeyleri çok severim hani ikinci sokağa dalmak şeyinden aklıma geldi ee, çok çok güzel örnekler oldu bunlar peki. Lezzetçi misindir mesela ya da müzeci misindir? Böyle hmm. spesifik e, restoran arar mısın, gider misin? Yemeklere düşkün müsündür? Ya ben e, çok şimdi tabii araçlar çok değişti eskiye göre. Şimdi bir sürü aplikasyon var ve e, dedikoduları toplayabileceğimiz aplikasyonlar da var. <laughs> yani... ...böyle girip o mekan... ...o şehirde açıyorsun 3-5 tane aplikasyon... ...hangisinde iyi dedikodular dönüyor bakıyorsun... ...çünkü lokalde başka bir şey... ...kullanılabiliyor olabilir... ...Kırgızistan'da başka bir aplikasyon kullanılıyor... ...atıyorum İtalya'da başka... Hmm. ...bunları bulup dedikodu toplamak çok değerli... ...gezmek zorsa... ...yani atıyorum karda kışta ben... ...Kırgızistan'da eksi 30 derecede oradaydım... E ...gezmek zor yani eksi 30'da böyle... ...dediğim şeyi çok yapamıyorsun... ...o zaman biraz daha garanticiyim... ...yani bakıyorum... Hani evde biraz araştırma yapıp gidiyorum. Ee, ama normalde zamanım varsa ve sokakta gezmeye de gücüm varsa rastgele gezen biriyim. Ee, mesela Japonya'da bunu çok yaşadım. Çok iyi, ilginç restoranlar buldum. Ve genelde efektif davranırım. Yani pahalı yerleri hiç denemem. Ee, daha çok kalabalık yerleri denerim. Şöyle örnekler vereyim. Mesela bir tane garip bir tempura dediğimiz için tempura odon yapan bir şey bulmuştum bir metro istasyonunun yanında bir dükkan bulmuştum bildiğim böyle aslında esnaf lokantası ama o kadar ilginçti ki böyle bir ibadet alanı gibiydi yani giriyorsun garip bir yemek geliyor önüne menü yok ve böyle kanter içerisinde 15-20 dakikalık bir yemek yeme seansı ve sonra seni dışarı atıyor tekrar vücudun değişiyor falan bir performans var orada ben oraya gitmek için yarım saat bisiklet sürerdim ve haftada bir iki haftada bir oraya giderdim mesela. Dolayısıyla bu Oradaki performansa bakma şekli. Ve İtalya'da da aynı şeyi sevmiştim. Yani böyle hafif egosu yüksek performatif restoran sahiplerini seviyorum. <laughs> e, <laughs> Anlatabildim mi? Çok Gireceksin iyi. içeri ve şey diyecek yani burada böyle yenir falan. Çünkü benim ilk keşiflerim de öyleydi. Yani dili bilmiyorum camda bir şey yapmışlar. Böyle bağ mumundan porsiyonların örneklerini yapmışlar. Bu bu deyip gösteriyorsun ve adam önüne lönk diye bir şey koyuyor. Çok riskli. Evet. Ama çok ilginç. Yani şey değil o, bir yemek yemek değil o işte. Bir ritüele giriyorsun ya. Evet. O ritüel hoşum gidiyor. Pahalı restoranlar ya da işte dünyada markası her yerde olan restoranlar benzer ritüelleri sana sunuyorlar. Hı. Burada lokal bir ritüel görüyorsun aslında. Yani orada yaşayan ve senin dilini konuşamayacağın, yani evrensel olmayan bir ritüelle karşılaşmak çok ilginç geliyor bana. Hı hı. Ne kadar güzel bu da. E, peki demin söylediğim bir şeyden aklıma geldi. Favori seyahat arkadaşların var mı? Mesela Emre Ayman geliyor ilk aklıma. Benim çok gençlik döneminde çok yakın bir arkadaşım üniversiteden. Beraber inanılmaz bir uyumumuz vardı. Yani biz konuşmazdık çok. Konuşsak da boş konuşurduk. Ama eylemlerimiz çok ilginçti. Yani bir sürü şey beraber deneyimleyebilirdik. E, o çok iyi, iyi geliyor. Mesela bazı insanlarla bir şeyi deneyimlemek çok keyifli. Hmm. Yani o tepkideki naiflik, anladınız mı yani tepkisini, yani şey e, savunma yapmadan korkusunu heyecanını gösteren insanlarla bir şey deneyimlemek çok güzel geliyor bana, çok rahatlatıyor. Ben de güvenli bir alana girmiş oluyorum. Yani çok acayip değil mi diye? Gerçekten korkunu ya da heyecanını paylaşabilmen çok güzel geliyor. Bir o var. Bir de şey var. Tam tersi. Mekandan zamandan bağımsız inanılmaz derin diyaloglar yapabildiğim yani mesela e, yani şu anda çok görüşemiyorum ama işte Cem Duran, Kaan Kaner arkadaşlarım biz onlar mesela herhangi bir şey yaparken seyahat ediyoruz yani tuvaleti tamir ederken <laughs> e, bir konuşma dönüyor böyle inanılmaz yani orada başka bir uzayda geziyor onlarla da çok ilginç geliyor e, ama ben genelde galiba kalabalık seviyorum yani. 15 kişinin üzerinde gittiğimiz tatiller en güzel tatillerimdi çünkü orada o anki ruh haline uyacak denk birilerini bulabiliyorsun yani şöyle bir örnek vereyim bir gün şeye karar verdik tatile çıkacağız bir çok güzel bir villa bulduk ama çok pahalı tabii ki e, villayı 15 günlüğüne kiraladık ya da daha uzun ve 20 arkadaşımıza falan haber verdik hepsi dedi ki ben ilk 3 gün gelirim ilk 5 gelirim son 5 gelirim falan herkes mesaj attı o ve Villa'dan sürekli kalabalığız. Ve böylece ucu, çok ucuza geldi. Yani otelden çok daha ucuza geldi. Ve kahvaltı sabah 5-6'da kuruluyordu. Akşam 4'e kadar o masa yenileniyordu. Çünkü hep birileri kalkıyor. Ve şu güzel. Atıyorum eşinle aynı ritminde olmak zorunda değilsin mesela. Hmm. Anlatabildim mi? Hani o gün erken kalkıp erkencilerle takılıyorsun. Öbür gün sabaha kadar uyanık kalıp bir şey oynuyorsun. Gececilerle takılıyorsun gibi. Bu ritmini bulabilme, kalabalık yalnız kalmak için muhteşem alanlar yaratıyor ve farklı şeyler için onu çok seviyorum yani galiba en sevdiğim en kalabalık olan yapılar. Ya çok güzel. Peki mesela seyahatlerden bir şeyler getirir misin sen ve getirdiğin şeyler neler olur? Genelde anlamsız görülen nesneleri toplamayı severim. Yani bazen Hı -hı. bir taşı, taşı alırım. Hatta bir öğrencim bana Artvin'den hava getirmişti. Yani bir cam kavanozda hava getirmişti. Çok iyi hatırlıyorum ve çok heyecanlanmıştım. Yani çok güzeldi ve açmadım tabii ki o havayı yani öyle bir şey yok ama o havanın orada olması açmamam hatta onun kapalı kalması çok değerliydi benim için. Dolayısıyla böyle e, sembolik şeyleri olan böyle şeyler çok hoşuma gidiyor. Çünkü birçok şeyde anlam bulabiliyoruz ama şunu da seviyorum. Mesela orada fırsat buldum. Türkiye'de bulamayacağım bir şey var. Ne bileyim bir kutu oyunu var satılıyor. Şimdi aldım işte İtalya'dan bir kutu oyunu aldım. Atölyede Porto Rico diye bir oyun. Hiçbirimiz İtalyanca bilmiyoruz ama oynuyoruz <laughs> oyunu ve çok güzel mesela. Bu tip şeyler de topluyorum. Bir de şey seviyorum. Koleksiyonel arkadaşlarım oluyor ama basit koleksiyondan bahsediyorum. Magnet ne bileyim işte oranın yerel bayrağı efendim boncuğu bilmem neyi onlara topluyorum. Hmm. Böyle gelince evdekilere dağıtıyorum falan böyle onları. Onlar hoşuma gidiyor. Sembolik hani çok... Yani maddi değerinin yüksek olması bana çok anlamlı gelmiyor öyle bir şeyde. Sembolik değeri çok daha kuvvetli. Ya da lokal ilginç bir şey bulduysam... ...ve bunu birine hediye edebileceğimi düşünüyorsam... ...mesela onu alıyorum. Aracılık yapıyorum genelde. <laughs> 17-18 yaşında bu işte yurt dışına çıktığımda... ...şey vardı. Ceketin üzerine rozet takma olayı vardı. Hmm. Ve benim bir ceketim vardı. Böyle şey gibiydim. Yani şaklaban gibiydim. Yüzlerce rozet vardı. Ve bir kısmında çok değerli rozetlerdi... Onlarla bisiklete gidip konuşmalara falan gidiyordum. Belki oraya doyduğum için şey kalmadı bende. Ee, ben tutayım bunları kalmadı. Hatta şunu yapmayı çok seviyorum. Bazı arkadaşlarım iyi koleksiyonerler. Değer veriyorlar. Onlara vermek çok hoşuma gidiyor. Bunları teslim edebileceğim birini buldum der gibi. Yani müze gibi anlatabiliyor muyum? Tabii. Koruyacak birine devrediyorum. Çünkü ben malzemesine çok sahip çıkabilen biri değilim galiba. Ondan da oluyor olabilir bu davranış. Ya bir de biri daha iyi bakacak ona. Yani ben de mesela bir kitap getiririm. Ne bileyim bir biblo getiririm. Tren getiririm mesela ahşaptan oyulmuş. Sonra hmm. birisi der ki ben bunun koleksiyonunu yapıyorum ya da daha çok seveceğini hissediyorsun. Hani sen evinin bir tarafına koymuşsun. O baş köşesine koyacak. Onu hissediyorsun. O hisle hemen veririm ben de mesela. Benzer şey bende de vardır. Peki. Bak, deyince bir şey canlandı. Şunu <laughs> fark ettim. E, pahalıya satın aldığımız şeyler hazır hikayelerle geliyor ya evet, hikaye bizim olmuyor o yüzden ben hikayesi olan bir şeyi almayı tercih ediyorum yani galiba o yani anda bir şey yaşarken onun parçası olan bir sembolik nesne bulmak ilginç geliyor yani çünkü mesela Yunanistan'dan kızıma e, bir şeyler alırken o kişiye anlattım bunu yani niye aldığımı anlattım adam bayağı böyle Parça bir şeyler satıyor süs eşyaları satıyor ama girdim içeri ve şey dedim ya benim kızım çok seviyor böyle farklı kültürlerden bir şeyler toplamayı ne vermeliyim sence ona dedim. Ve çok acayip bir muhabbet oluştu biz yarım saat muhabbet ettik kızıma ses kaydı yolladı fotoğraf yolladı sonra ben ona yolladım anlatabiliyor muyum yani bir hikaye oluyor orada bu galiba benim hoşuma gidiyor aslında. Ya benim de mesela e, şimdilerde taşa ilgim arttı benim. Sen de taş topluyorum dedin ya. Ya yani bazen basit olabiliyor ama içi fosilli taşlar var. Ya da hmm. belli nedenlerle boşlukları olan, içinde kocaman delikler olan taşlar var onları getiriyorum. Arkadaşlarıma kalemlik olarak he hediye ediyorum mesela. Vay. Yani böyle hoşlarına gidiyor ama bilmiyorum ama bendekiyiz. Yani ben olsam hoşuma giderdi hissiyle. Ee, kocaman kocaman taşlar taşıyorum bazen. <laughs> ama benzer bir şekilde. Orada jeolojik bir şey de var ya orada. Ne bileyim bir evet. hikayesi var. içinde bilmem ne taşı var ya da işte salyangoz var gibi gibi. Öyle şeyler çok hoşuma gider. Evet. Peki bir de bir ruhsal yolculuk tarafı var bu serinin. şimdi son yıllarda sen bir değişim geçirdiğini düşünür müsün yani şuradan şuraya geldim gibi şu beni çok değiştirdi aslında öyle bakmıyordum gibi dediğin bir şeyler var mıdır vardır ama tabii bu derin düşünülmesi gereken bir şey aslında. Ya şöyle diyeyim ben hep öyleyim yani hiç <laughs> durmuyorum duramıyorum evet. ee, fiziksel olarak ilerlemem gerekmiyor yani şimdi bu biz dojo kavramı işte atıyorum tarikat kavramı mesela bunların hepsi e, bulunduğun yerde ilerlemek, yoldur bunların temeli. Yani dojo şey demektir, yolda gidilen yer demektir. Hmm. Bu arada yani tarikat da yol demektir falan. Bunun hepsi aslında bir yolculuk kavramı. Yani baktığında tarihe, kültüre baktığında bunlar hep var o yolculuk şeyi. Mesela bir mekanda nasıl yolculuk yapılabilir çok ilginç bir konu. Benim... ...sürekli ilgilendiğim şey bu aslında... ...yani o yolculuk tarafında... ...durmadan orayla ilgileniyorum... ...o yüzden ben o de değişimi sürekli yaşıyorum... ...sadece belki ilginç olabilecek şu var... ...ben 3-4 yılda bir... ...hayatımı kökten değiştiriyordum... ...eskiden... Ee, ...yani bayağı komple... ...mesela şunu yapıyordum... ...3-4 yılda bir böyle... ...tamam bak şunlar güzel ama ben şöyle bir şey yaşamak istiyorum diye... ...yaşamak istediğim bir günü tarif ediyordum... ...yani şöyle kalkmak istiyorum... Şöyle bir iş yapmak istiyorum. Şöyle insanlarla takılmak istiyorum. Böyle bir enerjide olmak istiyorum. Böyle bir bahçem olsun falan gibi hayaller kuruyordum ve bunu bayağı ayrıntılı planlıyordum. Ve genelde bu 6 ayda oluyordu. Çok acayip yani bilmiyorum becerimi, şans mı, o başka bir şey mi insan nasıl yorumlar bilmiyorum ama birebir aynısı olmuyordu ama neredeyse tüm şey oluyordu. Son dönem e, bu terk etmenin de bir problem oldu yani şeyi gördüm. Ee, bu bir ergenlik tavrıymış aslında bir nevi o değişme şeyi. Bunu fark ettim ve ilk kez bırakmadan devam etmeyle barışmaya çalışıyorum. Hmm. Çok zor. Bana bunu kızım öğretiyor galiba. Çünkü çocuk öyle bir şey yani hani okey tamam yaptık şimdi gidelim bırakalım diyebileceğim bir şey değil o senle. Dolayısıyla bu sefer e, hafızanla barışık bir şekilde dönüşebilme becerisi geliştirmem gerekiyor. Şu an yaşadığım en büyük değişim bu galiba. Ee, geçen şey dedim yani. Galiba ergenlikten çıkıyorum dedim. Yani <laughs> hani 45 yaşındayım ama bayağı o rahatta yaşamışım bir şekilde. Şu an ilk kez e, okey tamam şimdi geçmişimle barışmam gerekiyor diyorum yani. Çünkü aslında karakter değişmeli bir şeydir ya. Hafızanı tekrar yazarsın. <laughs> tükettiklerini değiştirirsin falan. Bunları yapmadan nasıl değişirim mi arıyorum galiba. Ya ne güzel bir cevap oldu ya valla. Peki senin sektöründe alanında ne gibi bir yolculuk var Yani tabii alanın derken sen bir taraftan sanatçısın, tasarımcısın, eğitimcisin hangi bir alan bilmiyorum ama Hı. en çok dikkatini çeken şeylerden aslında e, vurguyla konuşabilirsin. Yani sanatta da bir takım şeyler oluyor, tasarımda da, eğitimde de bir takım değişiklikler oluyor ki sen böyle Türkiye'de eğitim için bayağı okul bile kurduruz yani öyle çalışmış bir insansın, eğitime de çok kafa yoruyorsun. Şimdi bu böyle bir soruya cevap vermek zor tabii. Ee, yani tabii. şudur budur bu teknoloji gelişecek falan demek anlam değil de trendleri görmek önemli galiba. Hı hı. E, şunu söyleyebilirim yani geçici çöküşler oluyor. Bu Cevabı bir sürü kişi Türkiye'de kızabilir ama bence bir tür özgürleşme arayışı artacak her alanda. Demokratikleşme artacak. Yani hı hı. geçici çöküşler olabilir, geçici travmalar olabilir endişeler olabilir. Bunun bir kısmı sistemden bir kısmı bizden kaynaklanıyor bence. E, dolayısıyla bence her alanda karar vermeyi o hani riski alan liderlik yapan kişiyi dağıtmanın yöntemlerini arıyoruz. Herhangi bir alanda. Mesela okuldan bahsedeyim. E, öğretmene daha çok hak vermek. Öğretmenin öğrenciye daha çok hak vermesi. Hak vermek de alan açmak aslında. Yani hmm. müdür diyor ki sevgili öğretmenlerim bakın bunlar bunlar gerekiyor okul için ama sizleri nasıl yapacağınıza ben karar veremem. Sizler bunları yorumlayarak benim ihtiyaçlarımı gözeterek kendi alanlarınızı yaratır mısınız demesi muhteşem değil mi? Öğretmenin de öğrencilere bunu yapması, birbirimize alan açacağımız yerlerin bu demokratikleşme dediğimiz şey kabaca bu aslında bir topluluk olma vesaire. Mesela bunun atıyorum işte ee, sanattaki karşılığı işte daha demokratik sanat sistemlerinin olması. Daha çok kişinin üretebilmesi. Mesela atıyorum TikTok'ta şu an bir sürü beyaz yaka TikTok'tan nefret ediyor. Bir ayrımcılık tarafı var ama inanılmaz bir demokratikleşme yapıyor. Aslında herkes video kurguluyor. Çekiyor. Kendi ilginç anılarını paylaşıyor mesela. Bence çok ciddi bir demokratik alan var. Sonuçları anlamakta zorlanıyoruz. Yani ben şu anda New York'ta bir kızın işte poetry slam dediğimiz işte şiirlerini dinliyorum TikTok üzerinden. Yani acayip bir şey var. Ulaşamayacağım bir sürü şeye böyle bir demokratikleşme var. Aynı şey işte günümüzde çok güncel bir konu NFT ile koleksiyonerliğin demokratikleşmesi konuşuluyor falan. Birçok alanda hep bu var. Yani dağıtıklaşma, demokratikleşme, liderliğin çözümlenmesi ve dağıtıklaşması. Çünkü hayalimiz şey ya iyi bir lider gelsin ve bizi kurtarsın. Değil mi? Evet. Yani şey gibi bu, çocuğuz, ebeveynimiz iyi biri olmasını bekliyoruz gibi falan. Bence toplumun ergenlikten çıkacağı bir dönemdeyiz. Yani o lider gelmeyecek, gelemez. Çünkü öyle bir liderlik yok aslında. O bir romantik bir yaklaşım. Bizim bu konuyu oturup ciddi ciddi tartışıp çözmemiz gerekiyor. Sanırım bütün alanlarda değişim buradan çıkacak. Dolayısıyla bunun ene alanlarına bakarsak galiba bir sürü değişimi görebiliriz burada. Ya şahane oldu. Benim sana şimdi soracağım soru şöyle bir şeydi. Senin alanında bize... Üç iyi gelişme söyle diyecektim ama buna yanıt vermiş gibi hissediyor musun kendini? Çünkü çok güzel yanıtlar verdi. Neredeyse üç pozitif gelişme gibi oldu. Evet yani işte o yüzden burada 3 sayıyla vermekten ziyade aslında o, o üçünün ortak noktasını vermeye çalışıyorum aslında. Genelde bu. Çünkü o çok hızlı değişiyor. Yani şu 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 dersem ki bazı kelimeleri söyledim aslında ama e, onlar kavramlar değişebilir. Yani mesela atıyorum iletişim becerileri çok artacak bir alan. Bunun üzerine çok çalışacağız. Konuşma, kendimizi ifade edebilmeye. Ya biz kendimizi ifade etmeyi bilmiyoruz mesela. Ya bunlar çok önemli konular. Yani hafif gibi geliyor da biz mesela öğrencilerle şey çalışıyoruz. Kaç tane duygu var ve şu an ben hangi duygudayım? Yani anladın mı? birine nasılsın diye sorduğun zaman verebileceği 3-5 cevap var. Ve bu bizim hallerimizi karşılamıyor. Yani dilimiz bile yok, kelimelerimiz yok. Yani karışık hissediyorum, atıyorum işte... sevgi ihtiyacım var, Atıyorum işte anlaşılma ihtiyacım var diyemiyoruz mesela. Hmm. Bunları bile baştan kuruyor. O yüzden iletişimde çok ilginç konular var ve yeni nesilde bunlar çok iyi çalışılıyor. Bence çok büyük sonuçları olacak ama bunun gibi bir sürü kavram var. Ama sonuçta hepsi aslında beraber daha iyi bir toplum nasıl yaratırızın parçaları gibi geliyor. Böyle bitirelim mi? Çok çok güzel özetledin. Yani bu kadar kısa sürede bir insanın yolculuğundan bu kadar çok fayda alabilirdik bana sorarsanız eğer. Ve tak tak işte genel bir dünya hali konuşabilirdik. Çok seviniyorum. İyi ki konuk oldun Bager. Gerçekten çok değerlisin her zaman için benim için. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. HSBC ile yaptığımız Yolculuk Nereye adlı podcastimizin sonuna geldik.